Nedret Ersenel, bu sefer siz balkon konuşması yapın. Seçim o. Bir şey seçtiğinizde diğerlerini zımnen reddetmiş olursunuz. Ama onlar yok olmazlar ve size niye insanlar başka partileri istiyor olamazlar mı diyebilirler. Durum öyle miydi? Bir siyasi görüşü ve demokrasinin küresel kıyaslı, tüm ölçülerine uygun seçilmiş temsilcisini, ne olursa olsun düşürmek isteyenlerle tutanların yarışıydı yaşanan. 16 yıldır da öyleydi. Arada dışarıdan enfekte tüm çıbanlar patladı, irinler aktı. İstemezük vatanı yaralamaya başladı. Vatanı bizden çok sevdiğinizi nasıl söylersiniz itirazlarına gerek yok. Çünkü vatanı sevmek ona zarar vermeye mani değil. Yanlış yaptınız hanımlar beyler ve bunu kabul etmeyeceğinizi sindiremeyeceğinizi hissediyoruz. Yapmayın. Perde kapandı. Yeni başlangıç için azgın azınlığınız hariç şimdi biz bir balkon konuşması istiyoruz. Hani gezi olaylarında mide kaldıran bir slogan vardı. Mesele sadece gezi parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı? Şimdi şununla yüzleşmeniz gerekiyor. Mesele Erdoğan değil arkadaş, sen hala anlamadın mı? Mesele vatan, mesele millet, mesele mefkure, mesele Türkiye. Bunların hepsini cem edip Tuğrul kuşunun yanan kanadında kucaklayan tek lider o olduğu için millet arkasında durduğu duruyor bu değerleri düşürürse erdoğan da gider ya da eğer hakim seçmen lider cumhurbaşkanının çalışma düzenini ve gücünü etkileyebileceğini düşünsün parti oylarını da düşürebilir yani cumhurbaşkanının oylarını iyice parlatırken partisinin oylarını dahi kırabilir sözün özü 15 Temmuz'da olduğu gibi sultanahmet camii'nin şerefesinde de bandırma vapuru'nda da hedef kızıl elma diyen askerin tankında da beraber miyiz Neredesiniz? Sizi görmek istiyoruz. Herkesi kucaklayan, elini uzatan, sırtımızı birbirimize dönüp cephemizi bu ülkenin tüm düşmanlarına çevirmeyi teklif etmenizi bekliyoruz. Biz zaten oradayız. Bu sefer biz balkon konuşması istiyoruz. Çenenizi kapatın. Daha oyların mürekkebi kurumadı. Bakın adamlar ne diyor. Amerika Kongre üyesi Adam Schiff, Erdoğan bu hafta sonu Türkiye'de tutuklama şiddet uygulayarak, basın özgürlüğünü kısıtlayarak ve muhalefeti ortadan kaldırarak yeniden seçimleri kazandı. Bu Türkiye'nin otokrasiye dönüşmesinin, demokrasinin dünya çapında saldırıya uğrayışını gösteriyor, o yüzden tebrik etmiyorum. Hadi Ankara'nın verdiği, Erdoğan'ın senin tebrikine ihtiyacı yok, Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat keskinliğinde konuşamıyorsanız bile. Sen kimsin? Sana ne? Bizim iktidarımızı ancak biz eleştirebiliriz deyin. Hatta daha inceltelim. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Türk seçmeninin kararına saygı duyuyoruzuna soran mı oldu? Duymasan ne olacak deyin. Bu satırların yazıldığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Trump'ın tebriklerini kabul edecek ama biliyoruz ki Amerika'nın söylediği seçmen kararına saygı duyuyoruz ama seçilene saygı duymuyoruzdur. Bu kadarını bile aynı gözle görsek kafidir artık. Türkiye'yi, bölgeyi, dünyayı, level eşiğini görün artık. Göz rengimiz farklı olsun da ithal lensimiz olmasın, akıl tek olsun artık. Seçim notları şu veya bu şekilde 20 yıldır aktif siyasetin iktidarın içinde bulunmuş, yıllarca başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış bir siyasetçinin %53 oy alması, en yakın rakibine %22, sonrakine %44 fark atması, kendi başına zaten özel bir durum ve siyaset bilimi konusu. Bu küresel konjonktürün ve Türk politika eğilimlerinin lider talebine de uygundur. Mal bulmuş mağribi gibi AK Parti oylarındaki nispi düşüşten zür tesellisi çıkartmaya çalışmak tüm muhalif kesimin yerleşik kıymetlendirme parametrelerinden vazgeçmediğini gösteriyor. Oysa yine aynı bakışla Sistem değişmese, 20 yıllık bir siyasi iktidarın partinin bu kadar oyla tek başına ve muktedir hükümet kurabileceği hızla unutulmuş görünüyor. Diğer mesele, özel olarak CHP genel olarak ama daha az muhalefet partilerine metastaz yapmış, yukarıda andığımız yoldan çıkmışlardır. Parti yönetimlerini de zorlayan, sürükleyen bu kesitin nasıl rehabilite edileceği artık yeni genel başkanların önceliği olacaktır herhalde. Zira bu cüce kesitin ve kanaat önderlerinin toplumsal sorunlar ve ulusal güvenlik meselelerini ele alışı, sadece Türkiye önceliklerinin çok gerisinde ve eski değil maalesef sıklıkla karşıya iltihak eden boyutlara tırmanmakta. Nihayet sahil sendromu da sona ermiştir. Oy vermeyip boy veren seçmen kitlesinin muhalefeti ciddi oy kaybına uğrattığı dillendiriliyordu doğruluk payı vardır. Fakat seçime katılım oranları Türkiye'ye özgü bu seçmen tipinin de sandığa gittiğini gösteriyor. Hasılı oy da boy da verseler sandık ölçülerinin boy açtığı anlaşılmış olmak lazımdır. Bu mazeret de tüketilmiştir. Bir de televizyon kanalları arasındaki rekabette özel hal oluştu en az 24 saatliğine Fox ve Halk TV, bir iki aynı çizgideki kanal daha tarihleri boyunca ulaşabilecekleri en yüksek milliyetçi muhafazakar izleyici kitlesine eriştiler. Bunun sebebi sandık sonuçlarını yansıtmadaki problemleri veya anlık polemikler değil, sonuçları kabullenmek noktasında sergiledikleri dramatik tutum, komiğe döndü. Bu dahi patolojidir. Nedret Ersenel, Yeni Şafak